Geniş plandan herkese merhabalar. Ben Gürsel Dursal. Bugün bomba with thrillis videosuyla karşınızdayım. Bugün suç filmlerini yarıştıracağız. Sizin için 80 tane hem Türk hem yabancı film seçtim. Bunları artık thrillis serimiz malumunuz biliyorsunuz. 17. bölüme geldik. 80 filmi şöyle hemen geçelim ekranımıza. 80 filmi God yani 10 üzerinden 10'luk Greatest of All Time tüm zamanların en iyisi. Müthiş 9 onluk çok iyi 8 10 başarılı 7 10 ve olmuş 6 10 olarak kategorilerimiz var 5 kategorimiz var bu 80 filmi 5 kategoriye yerleştireceğim film sayımız fazla olduğu için filmler üzerine çok uzun uzun konuşmayı düşünmüyorum çok uzun bir video olmasını istemiyorum kısa kısa yorumlarımı yapacağım ee, ve bu şekilde listemizi oluşturacağız. İlk filmimiz A Bronx Tale. Robert De Niro'nun oynadığı gerçekten iyi bir film. Ben başarılıya koyuyorum. Chas Palminteri de oynuyor bu filmde. Yine bir mafya filmi, suç filmi. Robert De Niro'nun oğlunun mafya ile arasında kalması, kendi ailesi arasında kalması üzerine bir konusu var. İzlemediyseniz öneririm ama inanılmaz böyle başyapıt bir film olmadığını da söyleyelim. Buradan A History of Violence'a geçiyoruz. David Cronenberg'ün Viggo Mortensen'in başrolde oynadığı Şiddetin Tarihçesi. Açıkçası ben çok iyiye koyacağım. Bayağı severim Şiddetin Tarihçesini. Viggo Mortensen'in gerçekten çok iyi oyunculuğuyla bayağı ön plana çıkan bir film. Buradan Ağır Roman'a geçiyoruz. Türk sinemasının önemli filmlerinden biri bana kalırsa. Okan Bayülgen, Müjde Ağar, Savaş Dinçel, Zafer Algöz gibi çok önemli bir kadrosu var. Burak Sergen de çok iyi bir roldeydi. Arap Sado rolünde. Gerçekten çok kaliteli ve Türk sinemasının yüz akı filmlerinden biri olduğunu düşünüyorum. Ben müthişe koyacağım. 10 üzerinden 9'luk bir film olduğunu düşünüyorum. Ağır romanı çok severim. Buradan Analyze Data geliyoruz. Billy Crystal'la Robert De Niro'nun ortaklığı bir devam filmi. İlk başta Analyze This vardı. Sonra Dead gelmişti. Analyze That bir yere kadar çok iyi gidiyor. Ama bir yerden sonra biraz tek düzeleşiyor. Filmin başlarını çok seviyorum. Sonra biraz düştüğünü düşünüyorum. Ama yine de başarılı bir film. Ben Analyze Dead'i başarılıya koyacağım. Onun üzerinden 7. Analyze This'e gelirsek bu serinin ilk filmi komediyle mafya temasını harmanlayan gerçekten çok başarılı bir iş. Analyze This özel bir filmdir. Ben 10 üzerinden 8'e koyacağım. Müthişe koyamıyorum ne yazık ki. Çok iyi bana kalırsa. Buradan Anatomy of Fall'a geliyoruz. Geçtiğimiz yılın tozu dumana katan filmlerinden bir baya ses getirmişti. Kanda da ödülle döndü biliyorsunuz. Pandora almıştı Anatomy of Fall. Açıkçası ben olmuş kategorisine koyacağım. Çok çok iyi bir mahkeme filmi olduğunu da düşünmüyorum. Suç üzerine de çok olağanüstü söylemleri olduğunu düşünmüyorum. Sandra Hüller iyi oynamış zaten iyi bir oyuncu. Daha önce de izlemiştik kendisini pek çok yapımda. Ama biraz overrated buluyorum açıkçası. Size şu kadarını söyleyeyim. Geçtiğimiz yıl yine yarışmada yarışan Nuri Bilge Ceylan'ın kurotlar üstüne filminin ben anatomafafoldan daha iyi bir film olduğunu düşünüyorum. Anatomafafolu bu şekilde değerlendirelim. Buradan A mevsimine geçiyoruz. Şener Şen, Cem Yılmaz ortaklığı biliyorsunuz. Gerçekten Çetin Tekin de orada vardı. İyi bir film ama Yavuz Turgul'un filmografisi içerisinde çok ön plana çıkan bir film değil bence. Ama Türk polisiyesi olarak idare eder. Ben 7'ye yani başarılıya koyacağım. Onun üzerinden 7'lik bir film bana göre. Buradan Bonnie Clyde'a geçiyoruz. Gerçekten önemli bir suç filmi. Ö İyi oyunculuklar ve finali de gayet iyidir. Ben 10 üzerinden 8 ile çok iyiye koyacağım Bonnie and Clyde'ı. Benim epey sevdiğim klasik bir filmdir zaten. Buradan bir zamanlar Anadolu'ya geliyoruz. Bir zamanlar Anadolu'da Türk sineması için çok önemli bir film. Nuri Bilge bana göre en iyi işi. Bence hala üzerine çıkamadı. Çok zengin bir oyuncu kadrosu, müthiş bir senaryo. Çok iyi görüntü yönetmenliği. Teknik olarak da çok başarılı bir iş. Ben 10 üzerinden 9'la müthişe koyuyorum Bir Zamanlar Anadolu'dayı. Burada e sınıflandırmayı şu şekilde biraz açmak istiyorum. God or üzerinden 10 üzerinden ona gerçekten gelmiş geçmiş en iyi filmleri koymak istiyorum. Yoksa Bir Zamanlar Anadolu'da da bana göre buçukluk bir film. Yani 9.5'tan 10 verilebilir ama gelmiş geçmiş en iyi filmlerden biri olduğunu düşünmüyorum. O yüzden bu şekilde derecelendiriyorum. Buradan Cape Fear'a geliyoruz. Martin Scorsese, Robert De Niro ortaklığının gerilim üzerine bir filmi. Maximilian Cade, Max Cady rolüyle Robert De Niro bir Oscar adaylığı almıştı. Ama o yıl Silence of the Lambs filmiyle Anthony Hopkins'e kaptırmıştı Oscar'ı. Ama müthiş bir oyunculuk. Senaryo da iyidir. Benim epey sevdiğim bir film. Ben 10 üzerinden 9'da müthişe koyacağım. İyi bir suç filmidir. Tabi burada Robert De Niro'nun çok büyük payı var. Aşırı iyi bir oyunculuk. Buradan Carlitos Way'e geliyoruz. Bran Palma, Al Pacino ortaklığı yine burada. Scarface gibi. Açıkçası Carlitos Way, finaliyle ile olsun. Karakterin iç sesini duymamızla olsun. İyi oyunculuğuyla Al Pacino'nun ön plana çıkan yine kıymetli bir eser. Ben yine 10 üzerinden 9'la müthişe koyacağım Carlitos Way'i. Buradan Casino'ya geliyoruz. Benim en sevdiğim Martin Scorsese filmidir. Casino. Joe Pesci'de muazzam. Sharon Stone keza çok başarılı bir oyunculuk. Casino dünyasını, bu kumar hayatını en iyi anlatan filmlerden biridir. Gelmiş geçmiş. Ben Casino'ya da 10 üzerinden 9 veriyorum. Ve müthiş kategorisine koyuyorum. Buradan Catch Me If You Can'a geliyoruz. Sıkıysa yakala. Steven Spielberg yönetmişti biliyorsunuz. Tom Hanks, Leonardo DiCaprio başrollerde. Çok iyi filmdir. Ben 8 veriyorum onun üzerinden ve çok iyi kategorisine alalım onu da. Buradan City of God'a geliyoruz. City of God Brezilya'da geçen çok iyi bir suç filmi. Oradaki ghetto yaşamını çok iyi anlatan suç unsurunu çok güzel açıklayan kaliteli bir film. Yine 8 veriyorum ve çok iyiye koyuyorum City of God'ı. Buradan Cold Fish'e gelelim. Sion Sona filmi. Çok başarılı bir senaryo. Oyunculuklar da çok iyi. Ben kıymetli bir eser olduğunu düşünüyorum. 10 üzerinden 8.5 veririm. Ben müthişe koyacağım Cold Fish'i. İzlemeyenlere öneririm. Gerçekten sarsıcı bir hikaye. Bol goretmenler taşıyan çok kaliteli bir senaryo. Siyon Sono sinemasında ön plana çıkan filmlerden biri. Buradan Collateral'a geliyoruz. Michael Mann filmi. Jamie Foxx ve Tom Cruise ortaklığı ikisinin de müthiş oyunculuğuyla epey ön plana çıkan bir eser. Hatta Jamie Foxx e, bu filmde en iyi yardımcı erkek Oscar adaylığı da kazanmıştı. Benim sevdiğim Michael Mann filmlerinden biridir. Yine 10 üzerinden 9 veririm. Müthişe koyacağım. Dog Day Afternoon'la devam ediyoruz. Robert De Niro değil Al Pacino ve e, Kazale, John Kazale ortaklığı çok iyi bir yönetmenlik var zaten çok usta bir yönetmenin eseri Dog Day da bence çok çok iyi bir film ben müthiş şey koyacağım kendisini de 9 veririm onun üzerinden finalde çok sarsıcıdır gerçekten çok kaliteli Al Pacino'nun baya iyi performansı John Cazale de çok iyiydi epey sevdiğim bir filmdir Donnie Brasco ile devam ediyoruz. Yine Al Pacino ve bu sefer ortağı Johnny Depp. 10 üzerinden 8'lik bir film bana göre. Çok iyiye koyalım onu da. Buradan Drive'a geliyoruz. Drive e, Winding Ref'in bana göre en iyi filmi. Ryan Gosling'in o donuk performansının çok çok filmi ileri taşıdığını düşünüyorum. E, severim. Çok iyi filmdir. 10 üzerinden 8 ile çok iyi alalım. Buradan Eastern Promises'a geliyoruz. Yine David Cronenberg filmi. Park Vaatleri diye çevirmişlerdi biliyorsunuz. Yine Viggo Mortensen'in süper oyunculuğu. Burada gerçekten Oscar'ı kucaklaması gerekirdi diye düşünüyorum. Çok iyi bir performansı var kendisinin. Özel bir filmdir. 10 üzerinden 8 de çok iyiye koyalım istim Promises'ı da. Buradan Eşkıya'ya geliyoruz. Yavuz Turgul'un en iyi birkaç filminden biri. Çıktığı yıl Türk sinemasına ayağa kaldıran, Türk sinemasının önünü açan, sonrasında gelecek filmlere gerçekten örnek olmuş. Çok kıymetli bir eser. 10 üzerinden 9 ile yine müthişe koyacağım eşkıyayı buradan Fargo'ya geliyorum koyan kardeşlerim bana göre en iyi filmlerinden biri No Country For Old Men'le kapışır çok başarılı oyunculuklar çok iyi Francis McDormand muazzam oynuyor Ben Fargo'ya da 10 üzerinden 8 veriyorum ve çok iyi koyuyorum Buradan Gangster Squad'a geliyoruz. Çok bilinen bir film değil Gangster Squad. Şampen yine her zamanki gibi, her filmdeki gibi çok başarılı. Ryan Gosling ve Emma Stone oynuyordu. Yani iyi filmdir. Severim. Ben başarılıya koyacağım Gangster Squad'ı. Buradan Goodfellas'a geliyoruz. Goodfellas suç filmleri içerisinde gerçekten en sevilen filmlerden biri. Müthiş bir kadro. Ray Liotta, Robert De Niro, Joe Pesci muazzam Martin Scorsese her zamanki gibi kusursuz yönetiyor. Ben onun üzerinden 9'da müthişe koyuyorum. Ben yani bir başyapıt olduğunu düşünmüyorum. Ama çok çok iyi başyapıta çok yakın. Onun üzerinden 9-9.5 verilecek bir film bana göre. Buradan Heat'e geliyoruz. Kanalın sıkı takipçileri benim ne kadar büyük bir Heat hayranı olduğumu çok iyi bilir. Gelmiş geçmiş bana göre en iyi filmlerden biri. Robert De Niro Al Pacino'nun o meşhur çekişmesi, birbirlerine saygı duymaları, Bob Kinmer'ın iyi performansı, Eşli Cat, her şeyiyle her şeyiyle kusursuz bir film. Hala bana göre üstüne çıkılamayan bir polisiye bir suç filmi. Ben bir başyapıt olduğunu düşünüyorum ve Goat'a koyacağım. Onun üzerinden onunla Goat'a Greatest of All Time tüm zamanların en iyi filmlerinden biri bana göre. Buradan Holy Spider'a geliyoruz. İran filmi biliyorsunuz. Benim epey beğendiğim bir film oldu. İran'dan böyle cesur bir deneme. Gerçekten kıymetli. 10 üzerinden 8 ile çok iyi koyuyorum. Holy Spider'ı izlemeyenlerin mutlaka izlemesini öneriyorum. Buradan I Saw The Devil'a geliyoruz. Muhteşem oyuncu. Kore'nin işte, her şeyini diyebileceğimiz. Amerika'daki büyük Robert De Niro, Al Pacino Dustin Hoffman gibi çok büyüklerle kıyaslanabilecek yetenekte. Choi Min-sik'in başrolde olduğu I Saw The Devil bana göre gerçekten çok sıkı bir intikam filmi. Çok iyi bir suç filmi. Oyunculuklar muazzam. Ben 10 üzerinden 9'da müthişe koyacağım. En sevdiğim Kore filmlerinden biridir. Buradan In e geçiyoruz. In de Colin Farrell'ın oldukça iyi performansıyla yükselen Brandon Gleeson'ın da çok iyi oynadığı çıktığı yıl epey olay yaratan ve çok sevilen, çok sempatik, çok tatlı bir intikam filmi. Bir suç filmi. Ben 10 üzerinden 8'de çok iyi koyuyorum. Buradan In the Line of Fire'a geliyoruz. Clint Eastwood ve John Malkovich'in karşılıklı döktürdükleri Wolfgang Petersen'ın en iyi filmlerinden biri. Truvan'ın da yönetmeniydi kendisi. Biliyorsunuz Alman kaybettik kendisini. In the Line of Fire bana göre müthiş bir film. 10 üzerinden 9. Bu tema çok işlendi ama bunun kadar iyi işleyen yok bana göre. Buradan Inside Man'e gelelim. Jodie Foster'dan e, Clive Owen ve Denzel Washington'ın başrolde olduğu iyi bir suç filmi. Ben başarılıya koyacağım. Buradan Jackie Brown'a geliyoruz. Quentin Tarantino'nun çok zengin bir oyuncu kadrosuyla her zamanki gibi epey iyi çıkardığı önemli bir film. Ben çok iyiye koyacağım. Onun üzerinden 8 diyorum. Buradan Joker, Folly Adieu'ye geliyoruz. Joker'in ikinci filmi devam filmi biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda e, vizyona girmişti. Çok yani sansasyonel bir film. Beğenmeyen çok oldu. Ben 10 üzerinden 6 ile olmuş kategorisine koyuyorum. Bana göre olmamış kötü bir film değil. Ama ilk filmin yerinde yerler estiğinde kabul etmek lazım. Buradan ilk şok yere geliyoruz. Her ne kadar Taxi Driver ve King of Comedy'nin çok izinden gidip aynı izden yürüse de yine de Joaquin Phoenix'in çok iyi oyunculuğuyla ben iyi bir film olduğunu düşünüyorum Joker'im. Ben 10 üzerinden 8 de çok iyi koyacağım. Buradan Kabadayı'ya geçiyoruz. Şener Şen, Kenan oldu ortaklığı. Ömer Vargı filmi. Yani iyi bir film. Kabadayı bir yere kadar iyi gidiyor. Bir yerden sonra biraz sarpa sarıyor. Devlet bağlantısıyla yani mafya, devlet Kabadayı üçgeni arasında gidip gelen aslında işlenmeye çok müsait bir konusu olmasına rağmen biraz aile ilişkilerine fazla odaklanarak fokusunu kaybeden bir film bence. Ama yani Şener Şen'in en iyi performanslarından biri olduğunda kesinlikle düşünmüyorum bu arada onu söyleyeyim. Yine de iyi oynuyor kötü değil ama filmin esas yıldızı net olarak Kenan Emirzoğlu. İsmail Acıoğlu'nun ben bu role pek yakıştığını düşünmüyorum. Onun üzerinden 7.5 veririm. Başarılıya koyalım kabadayı. Te ama yani çok sorunum olduğu bir film değil. Buradan Killer Soft'a Flower gelelim. Martin Scorsese'nin çok uzun filmi biliyorsunuz. Ee, i̇yi bir film. Yine Robert De Niro ve bu sefer Leonardo DiCaprio ile yine bir ortaklık söz konusu. Martin Scorsese'nin iki fetiş oyuncusu biliyorsunuz. Eskiyle yeniyi birleştirdi. Yani fazla uzun. Makası hak eden bir film ama kötü bir film olduğunu düşünmüyorum. Ben çok iyiye koyacağım. Onun üzerinden 8 o dönemi çok iyi işliyor. Lily Gladstone'un performansı da oldukça iyiydi. Buradan LA Confidential'a geçiyoruz. Yine Kevin Spacey, Russell Crowe ve Kim Basinger gibi önemli bir kadro. Başarılı oyunculuklar. Ben 10 üzerinden 7 ile başarılıya koyuyorum LA Confidential'ı. Buradan Leon'a geliyoruz. Luke Besson'un en iyi filmidir bana göre. Gerçekten çok iyi bir suç filmi. oldukça çarpıcı bir Gary Oldman performansı Stansfield rolünde Oscar'lık bir oyunculuk. Ben 10 üzerinden 9 veriyorum ve müthişe koyuyorum Leon'u. Benim çok sevdiğim bir filmdir. Buradan Ölümlü Dünya'ya geliyoruz. Ölümlü Dünya Ali Atay'ın oldukça fazla beğenilen ve inanılmaz bir Türk filmi olduğu savunulan filmi ilk izlediğimde öyle inanılmaz beğenmemiştim ama daha sonraki küçük kere daha izledim biraz hakkını yediğimi düşünüyorum yani çok ben vasat bir film olarak görüyordum Aslında o kadar değil belli açılardan kaliteli ama mizah bazı yerlerde pek işlemiyor açıkçası bazı esprileri çok tutuk buluyorum 10 üzerinden altı buçuk veririm ben olmuşa koyayım Ölümlü Dünya'yı daha adil olacak buradan Luck, Stock and Two Smoking Barrels Gayriçi filmi açıkçası herkesin sevdiği kadar hoşlandığım bir gayriçi filmi değil. Fena film değil ama ben öyle 8'ler 9'lar onlar havada uçuşurken miza bana açıkçası geçmeyen bir film. Ben yani onun üzerinden 6'ya koyacağım. Liste benim listem sonuçta. Buradan Capa geliyoruz. Hürkan diye çevirmişlerdi. Sylvester Stallone'un başrolde olduğu. Ee, Donald Sutherland gerçekten Burada bayağı iyi bir müdür performansı, psikopat bir müdürü canlandırıyordu biliyorsunuz. Ben severim. Müzikleri de çok iyidir. Lakap'a 7 diyeceğim, başarılı diyeceğim. Buradan Man on Fire'a geliyoruz. Gazap Ateşi, Tony Scott, Denzel Washington ortaklığının en iyi filmlerinden biri. Denzel'ı konuşmaya gerek yok. Gladiator 2'de de gördük ne kadar muhteşem, kursuz bir oyuncu olduğunu. Burada da çok iyi oynuyor. Ee, küçük kızla arasındaki muhteşem ba seyirciye kesinlikle geçiyordu. Yani hiç kusursuz bir performans. Aralarındaki bağı çok iyi vermiş Şu yönetmen. Zaten Tony Scott gerçekten iyi bir yönetmendir. Ben biraz hakkını yendiğini düşünüyorum. Epey iyi bir film. Ben çok severim. Defalarca izledim. Christopher Walken da burada epey etkiliydi. Onun üzerinden 9 veriyorum ve müthişe koyacağım ben on fire'ı. Buradan Mean Streets'e geliyoruz. Martin Scorsese'nin eski dönem işlerinden biri. Yani fena film değil. Yine kadrosu iyi ama bir eksiklik var. Biraz efektler de patlak açıkçası filmde. Ben 10 üzerinden 6 ile olmuş diyeceğim. Çok çok sevdiğim bir film değildir. Memory of Murder. Bong Joon-ho'nun ne kadar müthiş bir yönetmen olduğunu keşfetmek için mutlaka izlenmesi gereken filmlerden biri. Memory of Murder çok çok sağlam bir film. Ben 10 üzerinden 9 veriyorum. Ve müthişe koyuyorum. Memory of Murder'ı. Buradan Miller's Crossing'e geliyoruz. Gabriel Bryan oynuyordu. Yani fena film değildir. Ama böyle inanılmaz uçup kaçan bir film de değil bana göre. 6 diyelim. 10 üzerinden olmuş diyelim. Ve buradan Monster'a geliyoruz. Charlize Theron'un Oscar kazandığı Seri katil olan bir hayat kadının hikayesi. Süper bir oyunculuk. Christina Ricci de çok iyiydi. Karşılıklı oyunları da epey iyi. Duyguyu sonuna kadar geçiren gerçekten çok çok özel bir performans. Sinemada izlediğimde epey etkilenmiştim. Daha sonra da izledim. Charlize Theron sadece güzel bir kadın değil. Aynı zamanda çok iyi bir oyuncu. Hani 10 üzerinden 8 ile çok iyiye koyuyorum Monster'ı. Epey sevdiğim bir filmdir. Buradan Mystic River'a geliyoruz. Tim Robbins ve Şampiyonu e Oscar kazandıran Clint Eastwood filmi. Çok çarpıcı bir film. Oyunculuklar da çok iyi. Özel bir suç filmi olduğunu düşünüyorum. Ben 10 üzerinden 9'da müthişe koyacağım Mystic River'ı. Çok severim. Buradan New World'a geliyoruz. Bir Kore filmi. Yine Choi Min-sik oynuyor. Burada bir mafya babasını canlandırıyor. Az bilinen ama gerçekten taş gibi bir film. Ben 10 üzerinden 8'de çok iyi koyacağım New World'u izlemeyenlere öneriyorum. Buradan Nightcrawler'a geliyoruz. Nightcrawler yine benim çok çok sevdiğim filmlerden biri. Yani kaybedecek bir şey olmayan bir insanın ne kadar tehlikeli olduğunu en iyi anlatan filmlerden biri. Burada oyunculuk şovu var gerçekten. Bir Oscar kesinlikle verilebilirdi ama hakkı gerçekten yenen bir oyuncu biliyorsunuz zaten. Buradan 10 üzerinden 8 veriyorum. Nightcrawler'a çok iyiye koyalım. No Country for Old Men'le devam ediyoruz. Yine Coen kardeşlerin en iyi filmlerinden biri. Burada Javier Bardem Oscar almıştı biliyorsunuz. Yardımcı erkek rolünde. Anton Chigurh rolünde. Süper bir performans. on üzerinden 8 ile uğurlayalım onu da. Çok iyiye koyalım. No Country for Old Men'i Buradan Ocean's Eleven'a geliyoruz. Çıktığı yıl epey ses getirmişti. Önemli bir film. Oygun üzerine yapılmış falan filmlerden biri. Ben onun üzerinden 7 ile başarılıya koyacağım. Ocean's Eleven'ı. Buradan Once Upon a Time in America'ya geliyoruz. E, Leone filmi biliyorsunuz. Gerçekten sağlam bir film ama süre olarak çok uzun. Biraz sabır gerektiren Slow Burn dediğimiz tarzda bir film. Böyle ağır aksak işleyen ama tempolu aslında biraz ağır ilerleyen sabır isteyen bir film. Ben onun üzerinden 8 çok iyi koyacağım. Ee, uzun bir dönemi anlatan güzel bir film. Once Upon a Time in America. Buradan Panzehir'e geliyoruz. Panzehir Türk filmleri içerisinde pek bilinmeyen ama gerçekten sıkı aksiyon vaat eden karakterin iç sesini duyduğumuz güzel bir film. Ben 8'de çok iyi koyacağım Panzehir'i. Benim epey sevdiğim az bilinen filmlerden biridir. Bu şekilde devam edelim. Public Enemies yine Michael Mann filmi. Johnny Depp ve meşhur Batman'imiz Christian Bale'in oynadığı. Public Enemies de başarılıdır. 10 üzerinden 7'ye koyalım. Pulp Fiction'la devam ediyoruz. Pulp Fiction'da bir suç filmi biliyorsunuz. Jules Winfield'da meşhur John Travolta'nın canlandırdığı Vincent Vega'nın karşılıklı döktürdükleri sağlam bir suç filmi. Bunun yanında muhteşem kurgusuyla da gelmiş geçmiş en iyi filmlerden biridir bana göre. Ben Pulp Fiction'ın God olduğunu düşünüyorum. Başyapıt olduğunu düşünüyorum. Onun üzerinden onunla Heat'in yanına alalım kendisini de. Ve devam ediyoruz. Reservoir Dogs yine Quentin Tarantino'nun önemli filmlerinden biri. Yani 8 veririm. Çok iyiye koyalım. Reservoir Dogs'u da. Reservoir köpeklerinde. Buradan geliyoruz. Yine Sam Mendes'in ne kadar iyi bir yönetmen olduğuna şahit olduğumuz önemli bir eser. Road to Perdition. Özellikle sinematografisi çok iyi ama şunu da söyleyelim. Zaten Sam Mendes'in bütün filmlerinde sinematografi ön plana çıkar. Çok iyi. Sinema gözü olan bir adam. Çok iyi bir ekiple çalışıyor. Işıklandırma olsun, renkler olsun gerçekten çok üst düzey. Çok iyi bir film Road to Perdition. Ben onun üzerinden 8 eriyorum ve çok iyi koyuyorum. Buradan Scarface'e geliyoruz. Al Pacino'nun oyunculuk şovu diyelim. Dipten zirveye geçişi muhteşem simgeleyen Amerika'da Afro Amerikalıların bu öyküden çok etkilenerek en sevdikleri film Scarface biliyorsunuz. Muhteşem bir suç filmi. Gelmiş geçmiş en iyi suç filmlerinden biri. Bana göre başyapıttır. Zaten sayısız dedim yani 100, 100 kere izlemişimdir. On Onun üzerinden onunla Goat'ta 3. film olarak Scarface aldık. Buradan Seven'a geliyoruz. Seven da bana göre David Fincher'ın en iyi filmi. Ben Seven'ın Fight Club'tan daha iyi bir film olduğunu düşünüyorum. Her şeyle kusursuz. Brad Pitt'in oyunculuğu, Morgan Freeman, 7 Günah, Kevin Spacey'nin onadan yaptığı büyük Ağlam Giriş, Sürprizler filmdeki olağanüstü finali, muhteşem sinematografisi, yağmurlu depresif atmosferiyle her şeyiyle olmuş. Sonrasında defalarca taklit edilmeye çalışılan ama taklit edilemeyen, sadece aslını yaşatan bir başyapıt. Seven'ı da dördüncü film olarak bu otu alalım. Benim en sevdiğim gelin filmidir. Buradan Serpico'ya gelelim. Al Pacino'nun yine bir Oscar adaylığı aldı ama Oscar'ı kucaklayamadı. Önemli bir film. Ee, çok iyi bir polis tasviri var Al Pacino'nun. Onun üzerinden 8'de çok iyi alabiliriz Serpico'yu da. Buradan Sicario'ya geliyoruz. Denis Villeneuve filmi. İyi bir film. Ben 7 ile başarılıya koyacağım. Sinematografi olarak aslında çok özel bir film ama bir yerden sonra bence biraz düşüyor film. Buradan Sin City'ye geliyoruz yapılmış en iyi çizgi roman uyarlamalarından biri olduğunu düşünüyorum. Benim gerçekten en sevdiğim 5 filmden biridir Sin City. Defalarca izledim. Çok çok iyi yazılmış diyaloglar. Çok iyi tasvirler. Muhteşem casting. Yani Bruce Willis'inden Mickey Rourke'una kadar. Yani inanılmaz. Elia müthiş. Herkes müthiş. Yani her şeyle çok çok olağanüstü düzeyde kaliteli Yani çizgi roman okuyor musunuz hissiyatı veren çok farklı bir köşe taşı bana göre sinsi dünya sinemasında bana göre başyapıttır beşinci film olarak da sinsi alalım bunun gibisi yok yani buradan Sleepers'a geliyoruz kardeş gibiydiler yine Robert De Niro yani Dustin Hoffman da var biliyorsunuz çok iyi bir kadro var bu da çok iyi bir filmdir. 10 üzerinden 8'de çok iyi alacağım Sleepers'ı. Çok iyi bir intikam hikayesi. Buradan Snatch'a geliyoruz. Snatch de Guy Ritchie'nin en iyi filmi. 10 üzerinden 8 veririm ben. Yani o kadar hastası değilim Snatch'in. İyi bir film. Sinematografisi falan çok iyi. Brad Pitt de çok iyi. Casting başarılı ama yani böyle kurgusu da aslında çok iyi. Hep iyi şeyler sayıyorum ama yani ben bende böyle inanılmaz duygular uyandırmıyor. 8 veririm ama iyi film yani Snatch'te. Buradan Suburra'ya geliyoruz. Suburra bir İtalyan filmi. İtalya'daki mafya, e, seks ticareti e, ve politika üzerine gerçekten çok iyi bir iç içe geçiş hikayesi. E, çok iyi bir film olduğunu düşünüyorum Suburra'nın. Ben müthişe koyacağım on üzerinden 9'la Suburra'ya 9 ok 9 veriyorum onun üzerinden. Buradan Taxi Driver'a geliyoruz. Taxi Driver'da Martin Scorsese, Robert De Niro'nun en iyi ortaklıklarından biri. Ben herkes kadar sevmem Taxi Driver'ı. 10 üzerinden 8'e koyacağım. Bana göre en iyi filmlerinden biri değil Martin Scorsese'nin. Ama Robert De Niro'nun gerçekten çok iyi bir performansı var. Yani iyi bir film. Buradan Dark Knight'a gelelim. Dark Knight bir suç filmi biliyorsunuz. Tam olarak bir suç filmi. Dark Knight'ı da Heath Ledger'ın muhteşem oyunculuğuyla ve çok iyi senaryosuyla 10 üzerinden 9'da müthişe koyalım. Ben bir başyapıt olduğunu düşünmüyorum. Yukarıdaki Heat olsun, Sin City olsun, Pulp Fiction olsun, Scarface olsun, Seven olsun. Bence Dark Knight'tan daha iyi filmler. Ben 9 veriyorum. Ve Departed'a geliyoruz. Internal Affairs'ın in remake'i biliyorsunuz ama çok iyi bir uyarlama. DiCaprio Jack Nicholson özellikle Jack Nicholson'dan söz etmek lazım. Müthiş bir performans. Robert De Niro düşünülmüş rol için ama takvim uymadığı için e, rol Jack Nicholson'a gidiyor. İyi ki de gitmiş. Süper bir mafya performansı izledik. Matt Damon da çok iyi. Daha sonra Türk dizisi. İçeride de, de biliyorsunuz e, uyarlaması yapıldı. Türk uyarlaması. Tabi yerinde yerler istiyor. Orijinalinin. Ben müthişe koyacağım. 10 üzerinden 9'da Departed. Çok iyi bir uyarlama gerçekten. Buradan Equalizer'a geliyoruz. Equalizer Denzel Washington'la Antoine Fuqua'nın çok iyi bir ortaklığı. Zaten iki tane devam filmi çekildi biliyorsunuz. On üzerinden 8 ile çok iyi alalım. Buradan The Godfather Part 2'ye geliyoruz. Gelmiş geçmiş en iyi devam filmlerinden biri. Yani 3 tane bana çok iyi devam filmi say biri mutlaka bu film olur. Diğeri merak edenler için Terminator 2 olur. Diğeri de yani üçüncü film olarak da Dark Knight Spider-Man 2. Bunlar çok iyi devam filmleri. Üçüncü olarak aklıma ilk gelenler bunlar. Godfather Part 2 birinci filmdeki Don Vito Corleone'nin yani Marlon Brando'nun kusursuz sinema tarihine geçmiş. Olağanüstü performansı olmamasına rağmen e, filmi iki paralel hikayeyle işleyerek muhteşem kurgusuyla ve teknik olarak kusursuz bir film olmasıyla aslında birinci filmden daha dolu bir film. Ama birinci filmdeki Marlon Brando'nun büyüsü herkesi etkilemiştir. Her, yani bu çok normal. Ben ben de inanılmaz beğeniyorum. Zaten benim en sevdiğim filmlerden biridir. Ama ikinci film daha zor ve gerçekten kusursuz bir film. Yani inanılmaz sağlam bir film. Süresi nasıl aktığını anlamayacağınız bir film. Yani babayı konuşmaya gerek yok zaten. Ben baba 3, baba 2'yi de Gota yani tüm zamanların en iyilerinden biri olduğunu düşünüyorum. En üste koyuyoruz. The Godfather Part 3 çok dövülen bir film. İlk iki filmin altında olduğu çok çok savunulan bir film. Yani ufak kusurları var. Ufak kusurları da ne diyebiliriz? Mesela Sofia Coppola. Kesinlikle filmi aşağı düşüren unsurlardan biri ama baktığımızda Andy Garcia süper bir Oscar adaylığı almıştı biliyorsunuz. Al Pacino'nun demlenmiş yaşlı performansı, kız kardeşin inanılmaz oyunculuğu, yani geçmişe dönük pişmanlıklar, immobiliyar olayı, kilisenin kirli yüzü, ailenin geçmişten gelen yüklerinin ortaya çıkması, eski akrabalar, her ile çok çok iyi bir film. 10 üzerinden 9.5 veririm. Ama GOAT'a çok çok sağlam filmler koyduğumuz için ben müthişe koyacağım. Ama 10 üzerinden 9.5 hatta 10 da veririm ama 1 ve 2 kadar güçlü olmadığını da kabul ediyorum. Godfather Part 3'ün. Buradan ilk filme geliyoruz. Godfather. Yani çok zaten biraz önce bahsettim. Çok konuşmaya gerek yok. En üste koyalım buradaki filmler içinde en sağlam. Filmlerden biri zaten biliyorsunuz The Godfather. Buradan Irishman'e geliyoruz. Martin Scorsese'nin yine çok uzun süreli son zamanlarda hep uzun filmler çekiyor. İyi bir film. Ben 10 üzerinden 8 ile çok iyiye koyacağım. Al Pacino'nun özellikle performansını bu filmde çok beğeniyorum. Çok iyi bir performans çıkarmış ve Oscar adaylığı almıştı biliyorsunuz. Buradan Jackal'a geliyoruz. Richard Gere, Bruce Willis ortaklığı. İyi filmdir. Başarılıya koyalım. 10 üzerinden 7. Buradan Drak. The Rock. Drak'ta the da Sean Nicholas Cage ve Ed Harris. Benim çok sevdiğim bir filmdir. Müzikleri inanılmaz. Onun üzerinden 8 ile çok iyiye koyalım. Buradan devam ediyoruz. The Silence of the Lambs. Kuzuların sessizliği gelmiş geçmiş en iyi Gerilim filmlerinden biri. Anthony Hopkins ve Judy Foster'ın Oscar kucakladıkları oyunculuğuyla ve senaryosuyla çok ön plana çıkan, kusursuza çok yakın bir film. Ben 10 üzerinden 9.5 veririm. Çok iyinin üstü müthişe koyalım. Bidensoft'u, Lamps'i. Listemizin sonlarına geliyoruz. Untouchables, Brian De Palma'nın önemli filmlerinden biri yine sağlam bir ekip. Robert De Niro'nun yine buradaki muhteşem tiplemesi çok iyidir. 10 üzerinden 8 ile çok iyiye koyalım Untouchables'ı da. Usual Suspects'e devam ediyoruz. Kevin Spacey'nin iki Oscar'ından birini kucakladığı yapım biliyorsunuz. Ee, yani çok sağlam bir senaryo. Kaiser Soze'de efsanedir unutulmaz. Onun üzerinden 9 ile müthişe koyalım. Usual Suspects'i. E. Devam ediyoruz. Son 3 filmimiz. Thelma ve Louis Ridley Scott filmidir. Ridley Scott'ın çok bilinen filmlerinden biri değildir. Gina Davis'e Susan Sarandon'ın oldukça iyi performanslarıyla sağlam bir yol hikayesi. On üzerinden 8 veririm. Çok iyiye koyabiliriz. Thelma ve Luis'i Buradan Training Day'e geliyoruz. Denzel Washington'ın kariyerinin en iyi performanslarından biri. Muhteşem bir polisiye. Ethan e, Hulk da çok iyi. Denzel buradaki rolüyle Oscar'ı kucaklamıştı biliyorsunuz. Yani normalde 10 üzerinden 10 veririm. Kusursuz bir polisi olduğunu düşünüyorum. Ama bir hit değil. Hit'i biraz ayırmak gerek. Bunları yani ikisini kıyasladığımda hit biraz daha ağır basıyor. Yani 10 üzerinden 9.5 9.75 vererek e, müthişe koyuyorum. Training Day'i. Ve son filmimiz Ankat Gems. Adam Sandler'ın sulu zırtlak komedilerin oyuncusu olmadığını ispatladığı gerçekten daha önceki benim çok izlediğim filmleri de var. Daha önceden de çok beğendiğim rolleri vardı ama kariyerinin gerçekten en iyi performansı Uncut Champs'te. Hakkının da yendiğini düşünüyorum açıkçası Oscar'da. Uncut James epey başarılı bir film ve onun üzerinden 8 vererek çok iyiye koyuyoruz. Listemizi bu şekilde tamamlıyoruz. Umarım keyif almışsınızdır. Yorumlara bundan sonraki tier listimiz için ne yapabiliriz? Bunlar üzerine önerilerinizi bekliyorum. Ee, i̇zlenme konusunda da desteğinizi rica ediyorum. Şu tier list videolarını biraz köpürtelim. Yani bayağı emek harcıyorum bunlar için. İzlenme sayısı artarsa çok sevinirim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımı takip edip bildirimleri açarsanız, videolara yorumda bulunursanız, katıldan destek olursanız, ekşi sözlük gibi mecralardan da paylaşırsanız, paylaşımlarda bulunursanız, yorum yaparsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.